We started work on you in Mexico. You're born in Austria. You sit on Turkey. You're crawling in Portugal. Yes. Ada. 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 One more coffee. I'm washing and now I'm drying. Ah, you look so beautiful. Thank you. By the way, this dryer has like a slight irony. Oh my god. Lena şey, dünyanın neresinde olursa kaldığımız evlerde çamaşır ve varsa kurutma makinesi bağımlısı. Yani şeyi böyle. Sapık gibi yani bu konuda. Çamaşır makinesi varsa çok seviniyor. Özellikle kurutma makinesi varsa dibi düşüyor. I said, you're like a pervert. Yes. You know, after 2 years living in Asia, and when you like clean clothes all the time, oh my god. Yeah. It's crazy. You become pervert. You want just washing machine. And if you have a dryer machine on the top, oh my god. No, Bey, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba? No, Bey. What are you thinking about this subject? No, Bey. No, Bey. He? No, Bey. Lütfen konuşur musunuz benimle? Konuşmayı tercih etmiyor bugün. Şu anda kendi başına vakit geçiriyor. Lisbon'da kaldığımız evde bir oyun alanı yoktu. Normalde her yerde böyle yerde oynayabileceği bir yer yapıyorum. Daha burada yapamamıştım çünkü buraya ayakkabıyla kullanıyorlarmış bu ofisi. Şu çok kişinin gitmeyeceği bir köşe buldum. O köşeyi oturtturdum şimdi. Hemen dağıtıyor ortalığı. Baba al kumandayla oyna. Apo amcan dedi alsın kumandayla oynasın. Al. Babacım kumandayla oyna. Umarım düşmez. Aha düştü. Neyse kalkar o ya. Lena'nın bahsettiği çamaşır ve kurutma makinesi buydu. Özellikle Noah olunca Allah çok uğraşıyor kadın. Allah'a var. Ne haber? Ne haber? Ne haber ya? Hadi gel. Bak söylüyorum arkadaşlar. Bir haftaya emekleyecek. Bir haftaya. Bir haftaya emekliyor. Hadi. No. Bravo. Yay. Bir hedef koymamız lazım ona. Flexibility. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noah. Hadi babam. Avusturya'da doğdun. Portekiz'de emekliyorsun. Hadi Türkiye'de oturdun. Hadi Noah. I say we started work on you in Mexico. You're born in Austria. You sit on Turkey. You're crawling in Portugal. Yes. Yes. Bravo. Bravo. Noah. Yeah. Bravo. Yeah. He did it. Oh my god, I should shut it too. Şimdi biraz hedefi zorlaştıralım. Bak içecek de var burada. Davay. Hadi oğlum. Hadi babam gel. You already read. Not interested. Ekro, prenumerate sen. Tak. His feet stuck there. He's so flexible. Hadi ne olur. Hadi.
Güzel. Evet. Hadi babacığım. Hadi. Evet. Oh my god, he's doing push-up. Evet babam. Evet babacığım. Evet. Hadi. Hadi babam. Az kaldı. Az kaldı. Hadi. 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 He has a different style. He's doing push-ups. I just said it in the video, in 1 week he will start crawling. He just did. Oyuncağı elinde. Noah, bravo. Nereye gidelim? Hadi söyle. Bugün nereye gitmek istiyorsun? İki seçeneğimiz var Noah. Babam, bebek araban bozuldu. O yüzden bir yerlere gitmekte zorluk çekiyoruz. Taksiyle gidelim mi Noah? Ha? Olur mu? Uber çağırayım mı babam? Ne diyorsun? Hadi gel. He is 7 months. He's very big. My baby thing 9 months. How many kg? Girl or boy? Yes, 2 babies. 2 years, 9 months. He's very strong. They are also very big. Yeah. No different, Noah. It's girl, right? Huh? It's a boy. It's a boy. Yes. Oh my god. Noah. Oh. Now he's mad at you. Nice. Geçen gün şu kırılmıştı. Bu taş yollarda gide gide. Bakalım burada yaptırabileceğiz mi? Okay. We will ask, maybe they have downstairs full of strollers. Noah? Hehe. Burası Lena için bir cennet. Welcome to your heaven, Elena Anikina. Enjoy your paradise. Get what you would need. Walking mom. Not to be a how happy she is. Look, look. Önceden belki kıyafet dükkanlarında mutlu olurdu, şimdi bebek dükkanlarında böyle mutlu. İşte hayat insanı değiştiriyor abi. Aradığım yer burası. Umarım tamir iş yapıyorlardır ya. İnternette yapıyorlar diyorlar ama bakalım. Meşguller, daha soramadım. Do you speak English? A little bit, yes. We were gonna ask you if it's possible to fix the troller here. Yeah. Fixing. Repair. No. Not here? Burada tamir yokmuş. Başka bir yere bakmak durumundayım. Noah'ya güneş gözlüğü aldık. Video çekemedim ama bir tane dükkan buldum arkadaşlar böyle. Vida'nın falan satıldığı. Şuraya bir... al babacığım. Dur, açayım dur. Neyse, teknik olarak şuna benzer bir vidaya ihtiyacım vardı. Tam şunun gibi. Adam sağ olsun şöyle bir vida ayarladı bize. Sıkıştırdı. Şu anda tamamen oturmuş durumda. Bundan sonra sıkıntı yaşamayız. Ama dikkat etmem lazım, tekrardan çıkabilir. Ama şimdi hallettiğim çok çok iyi oldu. Lena az kalsın yeni bebek arabası alıyordu. Vallahi bak ya. Allah'tan çözdüm. Son 5 dakikada hallettim ha. Kapatacaktı saat 1'de. Çok iyi oldu. Güneş gözlüğünü giymekten çok yemeği tercih ediyor şu anda. Babacım, annene bir havalı giriş yapalım ya. Tamir ettik ya, şimdi bir gözlüğüne takalım mı bunu? Bir takabilir miyiz? Tamam. Ben niye senin keyfini bozdum ki? Tamam. Yaş ilerledikçe artık laf edemiyorsun çocuğa. O ne istiyorsa o yer geliyor biraz. Vallahi ya.
İlk girdiğimiz dükkanda işi çözemeyince böyle, ya Türkçe'de nasıl dendiğini şu anda unuttum ama böyle birçok malzemenin satıldığı bir yer buldum 2 dakika ilerisinde şansımıza. Saat 1'de kapanıyorlardı. Lena'yı da bıraktım. Video da çekemedim. Hızlıca koştum ve öyle arkadaşlar işi çözebildim. Allah'tan adamda bir vida vardı. Tam oturtturacak. Denedik. Oldu şükürler. Orada bir tane Amerikalı çocuk vardı. Ondan rica ettim. Portekizce biliyorsa o yardımcı olsun diye. Çünkü büyük ihtimalle tamirci bilmiyordur diye düşündüm. Dükkanın sahibi. O yardımcı oldu. Noah'yı da eline verdim şu adamın. Çözebilmek için durumu. Hallettim. Şimdi Lena'ya bir sürpriz yapalım. Güneş gözlüğünü taksaydı daha iyi olurdu ama takmak yerine yemeği tercih etti. Böyle bir tane Mercado bulduk. Market ama daha çok yemek marketi. Böyle food court'un olduğu. Noah'nın karnı aç. But how can he understand what is fruit, what is meat? He didn't like it. Noah bazı yemekleri yememeye başladı. Onunla uğraşıyoruz. Meyveyi seviyor, sütü seviyor ama havucu, patates falan eti yemiyor çok. Böyle her çeşit yemek var. Burada etler, burada sushi, dondurma. Şimdi Portekiz'de olunca en güzeli deniz ürünleri yemek. Lena da zaten deniz ürünü istiyor. Oyster ve balık olabilir. Burası makarna evi. Burası vejeteryan. Balık nerede balık? Pizzeria. Canım da bir pizza istemiyor değil ha. Pizzacı burada. Kahve. Tek markete gidiyorsun her şey var. Aha. Oyster. Bundan kesin alacağız. Bir de midye. Midye de güzel olur. Hamburger. Humus ve falafel. Ama hala balık görmüyorum. Healthy. Sağlıklı yemekler. Bunlar da vegan. Lena'ya bir sorayım. There's no fish. No fish? No fish. Shrimps? Ah, no. What they have? Pizza, hamburger, oyster, plant-based food, vegetarian, falafel and hummus. I think I want some pizza or falafel and hummus and then oyster in the end. We can do one pizza, one protein, maybe something I can find. Huh? Maybe meat and pizza, I can arrange. Very good. Salad. Pizza ve salata. Bayağı ince ama. Okay. Yemek yiyemedik. Aşırı derecede zorlandık. Noah'nın çok uykusu vardı. Sürekli ağlayıp duruyordu. Elini ne versek kabul etmiyordu. O yüzden bizi bayağı uğraştırdı. Hemen sonra çıktık dışarı. Çıkar çıkmaz da zaten birkaç yürümeyle uyudu. Çünkü uykusu gelmişti. Yapacak bir şey yoktu. Uyutmak gerekiyordu. Bebekte gezmek tabii ki normaldeki halimize göre daha zor. Zaten normalde de bazı problemlerle uğraşıyorsun ama bu sefer Noah'ya göre hareket etmen gerekiyor. Daha önceden belki biraz daha Lena'ya göre hareket ediyorduk. Ben biraz daha chill'im. Her şekilde rahatım. Her şekilde bir şeyler yapabiliyorum. Ama bu süreçte arkadaşlar bebekle gezerken mümkünse uzun dönemli gezmek en güzeli. Yani uzun süreli. Böyle 2-3 günlük gezi değil. Ara ara dinlenme en önemli noktalardan biri. I said how important is to rest when you're traveling with a baby. The time to rest, there is no time. I mean like rest meaning that today you don't go anywhere, for example. You spend the day at home and rest, for example, or we just go. We were thinking, but we are out totally. Because we needed to fix this problem. Yes, you want like slow travel. I mean, when you go with a baby, see like many touristic places, very hard. Mm-hmm. Because you need to manage so many things on the way, and maybe if they're everywhere like straight smooth road, maybe it will be much easier, but you keep going and it's like just exhausting you very fast. Yes. I mean, you can do it whole the day long. Like especially Lisbon is much harder because there's so much up and down hills, and the sidewalk is a very different stone that it's slippery, hard to go up and down, and that's why it broke down most probably our stroller. No, it's beautiful. Mm-hmm. Yeah, but with the baby you understand how many things you could do without baby. Yes. Yani hikayenin iki tarafı var arkadaşlar. Çok eğleniyoruz. Aynı zamanda bizi uğraştıran anlarda oluyor, olmuyor değil. Normale göre daha zor. Ya tek başına gezdiğinde kendi kararlarını veriyorsun. Evli olarak beraber gezdiğinde iki kişi bir arada hareket etmen gerekiyor. Evli bir de çocuğun olduğunda çocuğa göre hareket etmen gerekiyor. Her şey bir anda tamamen değişiyor. Yeah. But he suffered because of that. Yes.
I mean, once you fall in the car, like just like out. Yes. He was suffering, and then just sit and then. It was like one second he was looking at us, and the second he was gone. We need to know his regime, his sleeping time, his eating time, and always be careful. As long as we be careful on that, he's fine. Otherwise, he can be fussy. You have many unexpected things and you want to enjoy them. Mm-hmm. But at the same time, you have a baby which needs a regime. But the beauty of traveling also like unexpected, like improvisation. Like we just walk all, we see, we found something. And at the same time, you need to follow the regime. So this is, I would say, challenge. Yes. So people who are thinking how to travel with the baby, here's some thoughts from us on that. But good to know his regime at least, because yes, we know what he needs. Yes. But if you never learn what is the regime of your baby, was always at home and just improvise. I think it's much harder. I will explain about rejim. Rejim arkadaşlar, işte çocuğun hangi saatlerde genelde uyuduğu, kaç saat arayla yemek yediği, kaç saat arayla altını değiştirdiğin düzen gibi bir şey yani, ondan bahsediyoruz. Wow Lena, look at us. From running away from monkeys to elephants to crocodiles to Portugal baby. Can you tell us why you're traveling with a lemon? We wanted to try oyster, and I guess that I don't want to ask them, give me more lemon. I bought my lemon so I can put as much as I want. But we thought we will eat there everything and then we'll finish with oyster, but Noah was crying so much and so we didn't sleep so much. We had to leave. We had to leave, and now we're carrying half of our lime. But we will get back for our oyster. They're so beautiful. But it's a lot of to discover. Yeah, so much. But you know, if you didn't have a baby, for example, on the internet it says you can travel every touristic place in 4 days, for example, in Lisbon. Oh. But like in 4 days we just get used on living in certain area and like eating in certain places. Well, we went different areas. We did. Even with the baby. Yeah. And today we get to another area, to Mercado, because we needed fixed baby stroller. Yeah, so the things makes us more adventure. Because stroller was broken, I couldn't calmly, like it was very hard on this road with a broken stroller. Noah suffers, I suffer. Yes, so that's why I wanted to fix the stroller first. And we are trying to fix it third day, on the third day we fix. That's why I don't know when engine will work. Yeah, I need to work today, maybe afternoon. After oyster, maybe I'll just leave you alone and I go somewhere and work. So the rest of the vlog by Elena, Anikina and Noah Özdemir. Here you go. Bye bye. Take care of yourself. Have a nice time. See you in the evening at home. I cannot just go like that. Can I have 2 oyster please? Yeah, sure. Kendi limonuyla oyster bara gelen tek kişi ben olabilirim. Yeşil limonu daha çok seviyorum yani, lime'ı. Ondan dolayı. Bir de bunun içine tobasco atıyorsun. İnanılmaz bir şey oluyor. Sri Lanka'da bir kebap yapan bir abiyle keşfetmiştim. Kendisi İranlıydı. Eşi de Azerbaycanlı. İnanılmaz lezzetliydi. Bak açıyor şu an oyster'ı. Böyle bir görüntüsü var. Şimdi alıyorsun tobasco'yu. Limon. Okay. Böyle buzlu gibi, çok taze. Oh, very fresh, very tasty babe. I think I don't want it. You don't want? Okay. Lena vazgeçti, başka bir şey deneyecekmiş. Limon biraz kaldı, ben de burada bitiriyorum. Lena ile konuşma yaparken arkasından bir araba geçmişti. Şimdi tam arkama park etmişler. Yeah. Burada. Bayağı güzel. Let's go. Bak şehrin ortasındayız. Yürüyorduk, buraları dolaşıyorduk. Şimdi bir anda hemen yanında bir park. Bunu Kiev'de de yapıyorlar arkadaşlar. Viyana'da da var. Bu parka bir girdin mi sanki ormanın içerisindesin. Şehri unutuyorsun. Bunu çok seviyoruz işte biz.
Bakalım bu parkta neler var, hangi sporları yapıyor insanlar. Tamamen plansız gidiyoruz. Burayı haritada görüp gelme falan değil, tamamen plansız dolaşıyoruz. Badminton. Orada bir top oynuyorlar. Lena, come here. Look, like Mexico. Yeah, it's like a botanic garden. Spor yapan ablalar, kitap okuyan abiler. What do you think of this? Ha, insanlar güneşleniyor burada. It's an amazing park. Very nice life. This is what it's like, you know, more like life rather than you go to these old touristic places. It's very nice. Birisi doğum günü düzenlemesi yapıyor. Çok iyi. Burası da çocuk oyun alanı. Lena, come. You know, we can actually already shake Noah on these swings. But he would enjoy it. I love the park. I don't know, it just makes me feel so good. Parklara bayılıyorum ben ya. Vallahi bayılıyorum. Ve özellikle birçok aktivitenin bir arada olduğu bir parksa süper oluyor. There is another birthday, Lena. I think this is like a birthday place. You know what would be best here also? Have an ice cream. Is it ice cream store? Yeah. Oh my god, look at the kids. They like conquer the park. Şuraya bakın ya. Şurada da doğum günü yapılıyor. Oh, you know what's happening? I know what's happening. You know what's happening? You know what's happening? Select line kuruyorlar. Noah select line'ı duydu, uyandı. Select line? Select line! Selekline. Günaydın, günaydın, günaydın. Merhaba Noah Bey, merhaba, 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 merhaba. Günaydın efendim, günaydın. Nasılsınız acaba, günaydın? Nasıl gidiyor acaba, iyi uyudunuz mu Noah Bey? Such a cool star. Sen babanı niye izlemiyorsun ya? Sen babanı niye izlemiyorsun? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Mama. Çok eski kadın değil. Hoppa. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. They don't like the grass, they say, babies. Normally. There are videos, babe. When you take off their socks, you make them touch the grass. They lift their legs. But Noah is fine. Did you see that video? Noah? He is an earth baby. Look. Okay. Güneş biraz rahatsız etmiş Noah'yı. Okay, now he's just gonna play with that. Noah? Nothing else. We're done. Lena, look deeply. Peacocks. Yes. I told you. I heard them. Yes. Oh my god, they're so funny. How they make sound? Look. What is theirs? I can't. It's gonna be a better day. It's gonna be a better day.
buradaki tavus kuşu bize her antrenmana geldiğimizde bize eşlik ediyor. Ne? Ne? Hadi. Peacock. Peacock. Female peacock. Female peacock.